Şimdi Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitaptır? Kur'an-ı Kerim daha ilk sayfalarını açtığımız zaman Bakara suresinde Hüden lil müttakîn ifadesi var. Allah'a karşı saygılı olanların rehberi, onlara hidayet rehberi olarak kendisini tanımlıyor. Demek ki Kur'an'ın insanlara kılavuzluk yapabilmesi için insanın Allah'a saygılı olması, hürmetkar olması, takva sahibi olması son derece önemlidir. Ve yine Kur'an'ın başka özelliklerine baktığımız zaman insanlık için şifa ve rahmet olduğu ifade ediliyor. Buradaki şifa kelimesiyle ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Halka arasında daha ziyade Kur'an'ın şifa olması, Kur'an'ın okunup üflenmesi şeklinde anlaşılıyor. Bu ayette geçen şifa kelimesini bu şekilde anlamamamız lazımdır. Gerçi Kur'an okunduğu zaman Müslüman ondan mutluluk duyar, huzur bulur, ayrı bir konu. Ama Kur'an'da anlatılan şifa kavramıyla aslında insanın kötü huylardan temizlenmesi, güzel huylarla donanması anlamında. Yani insanın olgunlaşması, ahlaken pişmesi, olgunlaşması anlamında kullanıldığını ifade eder. Kalplere bir şifa gibi yani. Evet, bu anlamda kalplere şifa olduğunu söyleyebiliriz.